Devlet gişelerinden geçtik biz, polis kontrolünden de geçtik. Maçı izleyeceğimiz bölüme doğru ilerliyorduk yavaş yavaş. Zaten 4 kişiydik. Öyle fazla yakın durmuyorduk birbirimize giderken. En öndeki arkadaşta atkı vardı, Beşiktaş atkısı. Oradan bir grup koşarak geliyordu. Ondan birisi arkadaşımıza bir yumruk salladı, 4 metre koştu zaten. Ondan sonraki daha grup koşarak çok geliyordu zaten, koşuyorlardı. Ondan sonra yine yerde tekmelemeye başladı arkadaşı. Hı hı. Ondan sonra biz onu kurtardık. Bir bölüme gittik. Stadın içine girdik böyle başka bir bölüme. Bizim olmadığımız yer yani. Orada onu burnu falan kanıyordu. Onu şey yapalım dedik. Ondan sonra oradan gene bir grup çıktı. Elinde sopalar var 4 metre falan. Oradan hepimize saldırdılar. Ondan sonra birisi bıçakladı gitti. Stadın içinde oluyor değil mi? Stadın içinde, tribünde bıçakladı gitti. Polis? Polise gittik biz. Ben şeye doğru gidiyorduk, Beşiktaş taraftarlarına doğru gidiyorduk. Çoğu kişi polislerin altında eziliyordu yani, Beşiktaş taraftarları. Ondan sonra arkadaşı için polise gittik, dedik ya ambulans çağırın, arkadaşımız yaralı. Bu ülkeye gelmeseydiniz arkadaşınıza hiçbir şey olmazdı dedi, yani böyle bir şey yok. Aynen öyle söyledi, böyle bir şey yok, hiçbir koruma yok. Biz arkadaşımız ambulansa gitti, biz gönderdik. Hatta polisleri çağırdık, bizi ambulansa kadar götürün diye. Onlar bile gelmedi, güvenlikçi verdiler bize. Ondan sonra ambulans bizi almadı. Arkadaşla beraber gönderdik biz ambulansı hastaneye arkadaşı. Sonra biz gene döndük tribünlere. Gene Ukrayna taraftarları bizim oraya doğru koşarak geldiler yani. Şey yapıyordu, hiç polisler hiç engellemiyor, hiç umurlu değil polislerin. Arkadaşın durumu nasıl şu an? Vallahi arkadaşım şu anda biraz haber bekliyorum işte. Dün gece ameliyatı aldılar, yoğun bakımdan çıkacak birazdan. Bekliyoruz işte biz de.